Yani kolonya ile alakalı karışımlardan birisi temiz olursa necis değil ama diğer kavle göre necis. Peki bu durumda ben de kolonyayı ikinci kavle göre cebimde taşısam mahsur olur mu? Olmaz. Yani namaz kılmama mani olur mu? Onu soruyor. Olmaz. Peki oradan başka bir şey çıkar. Ben cebimde idrar şişesi, saf alkol şişesi, saf kan almışım şişenin içerisinde. İdrar şişenin içerisinde. Ondan sonra alkol şişenin içerisinde. Cebime koymuşum. Ceketin cebinde. Ceketi çıkarmadan veya bunları çıkarıp bir kenara koymadan ben namaz kılabilir miyim? Kılamam buyuruyor. Ceket çıkarırsam, çıkarınca ceket benimle parça değil. Ama o cekette olduğu müddetçe, cebinde olduğu müddetçe benden bir parça olur. İster pantolon cebine koyayım, ister ceketin cebine koyayım. Fark etmez buyuruluyor. Yani dinleyicimiz o konuda hassas davrandı. Teşekkür ederiz kendisine de. Bazı bilgilerin de açığa çıkmasına sebep oldu. Kolonya öyle değil. Kolonya saf değil. İçerisinde aynı şekilde alkol var ama başka karışımlar da var. İkinci kavle göre böyle karışımlar temizdir. Parfümdür veya buna benzer şeylerdir. Bunlar cepte taşınabilir ikinci kavle göre.